Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 4 gizemlerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. GTA 4'ün geçtiği Liberty City, enerji dolu, hayat dolu, bir an için bile hiç durmayan capcanlı bir şehirdir. Bu şehirde hayat sürekli hareket halindedir. Fakat Liberty City'de bile öyle yerler vardır ki bu yerlerde hayat kelimesinin bir anlamı yoktur. Terk edilmiş, insanların yaklaşmaya korktuğu, lanetli olduğu düşünülen bu yerler birçok oyuncunun tüylerini diken diken etmiştir. Alderney Kumarhanesi. Bu kumarhane, gerçek hayatta New Jersey'deki Ashbury Park Kumarhanesi'nin bir parodisidir. Tıpkı Ashbury Park Kumarhanesi gibi terk edilmiştir ve içerisinde moloz yığınları bulunmaktadır. Çok eski bir yerdir ve yıkılmak üzeredir. Eğer gidip incelerseniz, terk edilmiş kumarhanenin içinde evsizlerin yaşadığını, ayrıca dışarıda inşaat işçilerinin bulunduğunu görürsünüz. İçeride dolaşırsanız size yine ürkütücü ambiyans sesleri eşlik edecektir. Yıkılmak üzere olan metal desteklerden gelen gıcırtılar, kırılmış borulardan düşen su damlaları ve boş mekanın içerisinde esen rüzgar bu sesi çıkarmaktadır. İddialara göre bazı oyuncular burada hırlama sesleri duymaktadır. Bazıları ise Jimmy Pegorino adlı karakterin hayaletini görmektedir. GTA 4'teki final görev serisine dayanmaktadır. Eğer oyuncu son görevlerde seçenek olarak anlaşma yolunu tercih ederse, final görevinde Dimitri Raskolov, Jimmy Pegorino'yu paranoyasını yenip düşerek merdivende vuracak ve öldürecektir. İşte bu mekanın içerisinde gerçekleşen bu cinayet, oyuncular arasında böyle söylentiler ortaya çıkarmıştır. Sprank Fabrikası. Sprank, San Andreas ile tanıtılan ünlü bir gazlı içecek türü markasıdır. San Andreas'daki gibi Liberty City'de de bir Sprank fabrikası vardır. Bu fabrika Argus sokağında yer alır. Tamamen terk edilmiştir. Bina çökmek üzeredir. Bazı katları yok olmuştur ve duvarlarda delikler açılmıştır. Tıpkı diğer terk edilmiş mekanlarda olduğu gibi burada da arka planda insanı ürperten sesler duyulabilir. Bu binaya terk edilmiş olmasına rağmen hala elektrik verilmektedir ki bu da binanın bazı yerlerinde elektrik patlamalarına yol açmaktadır. Yine bazı oyuncular bu fabrikada karanlık figürler ve hayaletler gördüklerini, çığlıklar veya bağırma sesleri duyduklarını iddia etmişlerdir. Binaya ulaşabilmek için bir tünele girmek, sonra da duvarlardan açılan deliklerden geçmek gerekmektedir. Fakat arabanızı tünelin içinde bırakırsanız, arabanızın birden patlama ihtimali vardır. Burası hakkındaki en korkunç olay ise, eğer fabrikanın içinde ateş etmeye başlarsanız, oradan gitmenizi, orada istemediğinizi söyleyen sesleri duyabilirsiniz. Bu seslerin ne söylediği ilginç bir şekilde altyazılarda da görülebilir. Bu olaylar hakkında gizem avcılarının bazı açıklamaları vardır. Mesela tünele park edilen arabalar, oradaki devrilmiş varillerin içindeki ateşler yüzünden patlıyor olabilir. Oradan gitmemizi söyleyen gizemli ses için de karakter ne zaman ateş açarsa yakınlarda bulunan bir gece kulübü için çalışan güvenlik görevlisinin bizi uyardığı yönünde bir açıklama yapılmıştır. Yine de bu fabrika hakkında iyi olmayan bir şeyler vardır. Alderney Hastanesi. Koloni Adası'nda oyunda ismi verilmemiş bir hastane vardır. Oyuncular bu hastaneye Alderney Hastanesi demişlerdir. Burası tasarlanırken gerçek hayattaki Smallpox Hastanesi'nden esinlenilmiştir. Tamamen terk edilmiş olan bu hastanenin birçok yeri çökmüştür ve geriye sadece duvarlar kalmıştır. Hastanede gezerseniz arka planda gizemli ve ürkütücü sesler duyarsınız. Burada dolaşan bazı insanlar hareket eden karanlık bir figür gördüklerini belirtmiştir. Ayrıca bu insanlar küçük bir kızın kahkahalarını duyduklarını da söylemişlerdir. Bazı insanlar ise buraya geldiklerinde çığlık duyduklarını iddia etmişlerdir. Fakat burası hakkındaki en korkunç iddia burada hayaletlerin dolaştığıdır. Bu iddiayı desteklemek için öne sürülen şeyler, burasının ürkütücü bir yer olduğu, burasının hastane olmasından dolayı doğal olarak birçok ölümün burada gerçekleştiğidir. Fakat dahası vardır. Bazen burada dolaşırken kendiliğinden gerçekleşen patlamalara tanık olabilirsiniz. Veya dikkatli bir şekilde incelerseniz açık renge sahip kan izlerini andıran lekeler göreceksiniz. Ama kendiliğinden oluşan patlamaların, orada bulunan gaz varilleri ve gaz tüplerinin yanlış bir şekilde spawn olması hatasından kaynaklandığı kanıtlanmıştır. Ayrıca hastanenin içinde boş yağ şişeleri de görülebilir. Yani kan lekeleri olduğunu düşündüğümüz şey motor yağı lekeleri de olabilir. Her durumda bu terk edilmiş hastanenin içinde dolaştığımız zaman içinizde kötü duygular, kafanızda size yalnız olmadığınızı söyleyen düşünceler olacaktır. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Gizem videolarının devamı için like atmayı, daha fazla gizem videosu için abone olmayı unutmayın. Bir önceki GTA 4'ün gizem videosu için ekranda gördüğünüz resme tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.